bir çocuğun 2 yıl boyunca zincirleme şekilde bir istismara maruz kaldığı iddiası var. Bu iddia bize göre makul bir iddia ve yani kişinin tutuklanması gerektiği yönünde düşüncelerimiz var. Ayrıca olayda mağdur şahsın şüpheli anneye teslim edildiğine ilişkin bir husus var. Yani bu husus kesinlikle bizim tarafımızdan kabul edilecek bir şey değildir. Makul bir şüphe var. Çocuğun beyanı esastır ve kadının beyanı esastır ilkelerinden yola çıkarak ortada iki tane başka tanığın olduğu, onların da çocuk olduğu, onların da yalan söyleme yeteneklerinin çok gelişmediği, aynı zamanda mağdur çocuğun da bu konuda yalan söylemede herhangi bir faydasının olmadığı, bu beyanların hepsini bir dosya bir çerçevede değerlendirdiğimizde bu şahsın bize göre tutuklanması gerekirdi. Çünkü tutuklama bir tedbirdir, dediğimiz gibi cezalandırma değildir. Israrlı inkar denilen bir şey ne hukukta var ne de güncel hayatta var. Yani aslında trajikomik bir kelimedir. Israrlı inkarla inkar arasında benim gözümde, benim nazarımda herhangi bir fark yoktur. Herhalde ısrarlı inkarı şey diye algılamıştır. Yani 2-3 defa inkar edince ısrarlı olarak algılamıştır. Bu kesinlikle kabul edilebilecek bir tabir değildir. Ya da bu tutuklanmayı erteleyecek bir tabir değildir. Yani kesinlikle ısrarla inkar eden bir kişi suçsuz olduğu anlamına gelmemeli. Aynı zamanda bizim hani bu kesin bir bilgi olmamasına rağmen şahsın engellilik durumu da tartışmaya açıktır. Yani toplumda bir şey algısı var. Bu şahıs daha önce işte tekerlekli sandalyeyle, yani o kadar mağdur bir durumda değildir. Ama işte sorguya geldiğinde kendisini öyle bir duruma sokmuş ki sanki en ayağa kalkamayacak bir duruma gelmiş. Tabii bu bilgi doktor raporlarıyla ortaya çıkacak bir bilgidir. Ancak biz bu konunun da üzerinde duracağız. Bu şahıs gerçekten engelli midir? Yoksa hani mağdur rolü mü oynuyor? Bu kadar çok uğraşmamıza rağmen çocuklarımızın yine de istismara kalması canımızı acıtıyor. Bu konuda daha çok bilinçli olursak, daha çok mücadele edirsek, hepimiz el ele verirsek belki geleceğimiz olan çocuklarımızı daha da güzel günlere yetiştiririz.